Herkese merhaba, ben Nesim Ulusoyaları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere küçük bir rutinimden bahsetmek istiyorum. Hem bağırsakları temizlemek hem de vücudumuzu daha alkali yapmak için yaptığım bir kür. Hem de tartıda bir türlü gitmeyen bir iki kilonuz varsa bununla mücadele edebileceğiniz hem lezzetli hem pratik sabah kahvaltısı ya da akşam yemeği yerine kullanabileceğiniz de güzel bir C vitamininden zengin. Yine lif ve posa kaynağı birçok besini bir arada barındıran güzel bir smoothie tarifim olacak. Öncelikle sabahları yaptım. Bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği ile, üzüm çekirdeği yağı ile sonrasında elma sirkesi içiyordum. Ama üzüm çekirdeği yağım bitti. Daha önce aldığım bir aspir yağım var. Bunun yağ yakma konusunda etkili bir yağ olduğunu çok önceden duymuştum. Yaklaşık bir senedir falan da ara ara kullanıyorum evde olduğum zamanlar. Tabii çok doldurdum ama böyle bir tatlı kaşığı aspir yağım var. Bunu içtikten sonra üzerine yaklaşık yine bir tatlı kaşığı kadar üzüm sirkesi konmuş. Suyumu içiyorum. Bu sabahki ilk rutinim. Bazen akşamları da yapıyorum. Özellikle elma sirkeli suyu akşamları da içip yatmaya gayret ediyorum. Bu şekilde hem o gün ağır yediysem onun biraz daha telafisi oluyor. Hem de vücudum en azından gece yatmadan da biraz alkali yaparak onun uyku süresindeki yenilenme sürecine yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi bu dursun bunu içeceğim. Gelelim smoothie'mize. Bir tane armudum var. Biraz böyle unutmuşum dolapta. Kendinden geçmiş ama yerken çok keyifli olmayacağı için smoothie'de değerlendirmek istedim. Bir dilim ananasım. Bir avuç kadar 5-6 tane çileğim. 2 tam cevizim. Bir çay kaşığı zencefil, zerdeçal ve tarçınım var. 2 tane portakal suyum var. Çekirdeği yoktu, o yüzden şu posa kısmında kullanmak istiyorum. Ve yine kolajenim var. Kolajen olmak zorunda değil ama ben varken kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü birkaç gün üst üste kullandığımda diz ağrılarımın hemen hafiflediğini fark ettim. O yüzden kolajeni de kullanıyorum. Böyle tam büyük bir armut bu. Bunu artık değerlendireyim. Bitsin istiyorum aynı zamanda. Biraz çok olacak sanki. Şöyle yapalım. Haznem küçük, zorlamayayım. Bunu belki bir parti daha yaparım sonrasında. Şöyle olsun. Şimdi çileklerimi, ananaslarımı atıyorum. Bu ananası ben bir tane aldım, buzluğa doğrayarak attım. Böyle aralarda minik minik tariflerimi ekliyorum. Çok pratik oluyor. 2 tane cevizim vardı. Hem omegadan zengin hem de yağlardan zengin olması için. Tarçınım, zencefilim, zerdeçalım. Onu da ekliyorum. Toz olarak kullandım. Varsa taze zencefil de kullanabilirsiniz. Şimdi tozları ekleyelim. Üzerine suyu ekleyelim. Bu karışımlarda bu kolajenin kokusu çok belli olmuyor arkadaşlar. Yorumlarda soranlar oldu. Şöyle yarım gibi kullanıyorum. Ama çok böyle yavaş yavaş içerseniz, beklete beklete içerseniz o zaman biraz kokusunu hissedebilirsiniz. Şimdi tüm bunların üzerine portakal suyumu ekliyorum. Portakal suyumun az geleceğini düşünerek bir miktar su da bulundurdum yanımda. Çünkü çok taneli şeyler çekerken zorlamak istemiyorum. Blender'ın biri zaten bozuldu şu ara. Bu kadar yeterli olacaktır. Sonra yine posadan zengin lif kısmını da ziyan etmiyorum portakalın. Smoothie yaptığımız zaman meyvelerin ve sebzelerin liflerini kaybetmemiş oluyorsunuz. Ama meyve sıkacağından sıktığınızda bütün o posa gidiyor maalesef. O yüzden bu tarz içecekler yapıyor olmak daha kolay.
Şimdi haznemi kapatıyorum. Şöyle biraz çalkalıyorum. Kısa kısa çekeceğim şimdi. Evet, güzelce çektim. Bu ölçü genelde iki kişilik oluyor ama siz böyle büyük bir öğün yapmak isterseniz daha doyurucu aslında. Bir seferde içemezseniz de bunu ikiye bölebilirsiniz ama çok bekletmemek önemli. Bakın, ay çok güzel rengi turuncu. Harika gözüküyor şu anda. Tadına da bakalım. Çok lezzetli, çok güzel. Tarçının ve zencefilin tadını alıyorsunuz ama acı değil, baskın değil. İçimi çok böyle pürüzsüz ve güzel. Aynı zamanda çileğin verdiği bir lezzet var. Böyle güneş gibi. Aynı zamanda benim bu smoothie cihazıyla da takım gibi oldu. Turuncu biliyorsunuz hem bize enerji veriyor renk olarak. Yaşam enerjimizi yükseltiyor. Hem de içinde turuncu renkler barındıran gıdalar bizi yine beta-karoten anlamında beslerken hücrelerimizin yapı taşlarını da güçlendiriyor ve daha sağlıklı olmamızı sağlıyor. Cildimiz için, bağırsaklarımız için, bütün vücudumuzda, iç organlarımız için çok faydalı, güzel besinler oluyor. Siz de deneyin derim. Şu anda Ramazan'da olsak bile oruç tutmadığınız zamanlara bunu yapabilirsiniz benim gibi. Ya da akşam öğününüzden sonra gene yine yapabilirsiniz. Böyle bir ara öğün gibi. Böylece sahurda biraz daha az tüketmiş olursunuz. Dolayısıyla bence normal sahur zamanda da bir hafta gibi bir süre dönüşümlü olarak farklı tariflerle birlikte bu tip smoothie'leri kullanarak yine çok hem lezzetli hem de keyifli, güzel kilo verme şansınız var. Bu tek başına çok güzel doyurur. Sonrasında güzel ara öğünler, yeşil çaylarla falan desteklediğinizde bir öğün güzellikte bir 4-5 saat sizi idare edecektir. Sonrasında güzel salatalarla, tahıllarla, biraz proteinden zengin, biraz liften, sebzelerden zengin beslendiğimizde mutlaka o 2 kilodan kurtulacağız diye azmediyorum. Sizi de benimle birlikte, varsa sizin fazlalarınız, onlardan kurtulmaya davet ediyorum. Afiyet olsun, sağlık, şifa olsun. Afiyette kalın, huzurda kalın, mutlu olun.